İslam'a sarılan dışında Orta Doğu'nun kurtuluşu yok. Mesela bize Mısır'la ilgili sordular. Mısır yönetimiyle ilgili sorular sordular. Nasıl yapalım, ne yapalım? Yani bu nasıl bir çözüm getirelim, nasıl bir anayasa düzenlemesi yapalım? Ya kardeşim düşünüyorum, İttihat-ı İslam'ın dışında çözüm yok. Müslümanlar başına bir lider gelmesinin dışında bir çözüm yok. Hadi orayı düzelttiğimizi düşünelim. Pakistan ne olacak? Hindistan Müslümanları ne olacak? Fas, Tunus, Cezayir ne olacak? Değil mi? Ürdün ne olacak? Her biri bir alem yani. Ama örnek ülke olarak düşünülebilir yani Mısır. Bir uygulama, iyi bir uygulama oluşturarak, güzel bir model oluşturarak, hani bak burada bunu böyle yaptık, arkası da böyle gelecek denebilir. O anlamda olur. Yoksa Mısır'la neticeye varılmaz. Mesela turizm çökmüş Mısır'da. Onu nasıl yapabiliriz dediler, onu danıştılar. Kardeşim tamam çözüm alınabilir de şimdi adama biz desek ki mesela Mısır Kahire'yi mesela Kahire'nin temizliği. Mursi demiş ki ben 100 günde hallederim, temizlerim. 100 bin gün geçse temizliği şey gibi değil, temiz değil. Çok kirli yani dini binaları, İslami binaları tenzih ederim. Çok kirli binalar. İttihat-ı İslam'ı tabii ki zaten bir kilisi ki o farz. İttihat-ı İslam istemeleri farz. Mesela bak şimdi önden söylüyorum. Mısır parlamentosu İttihat-ı İslam'ı kabul edecek. Buyurun haber veriyorum önden. İnşallah hocam. Teklifi götüren biziz. Onlar da kabul edecekler. Mısır aslında örnek bir ülke olarak ele alınabilir. Öyle gibi görünüyor. Çünkü halkı hakikaten dinamik, canlı. İnşallah güzel bir atak olacak. Kahire'nin o temizliği dedik de mesela bak. Şimdi adam hadi sokağı temizlesen bile adamın evi temiz değil. Adamın üstü başı temiz değil. Adamın üstü başı temiz olmayan adam sokağı nasıl temizlesin?